Black Mesa. Adını çokça duyduk. Her yerde bahsettik. Oynadık, gördük. Fakat bu yer hakkında yeterince bilgiye sahip miyiz? Nedir bu Black Mesa? Görevi, amacı nedir? Ne iş yapar? İşte bu soruların cevaplarını bu videoda öğrenmeye çalışacağız. Karşınızda Gordon Freeman'ın yolculuğunun başladığı yer olan Black Mesa. Black Mesa, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölünde yer alan devasa bir bilimsel araştırma kompleksidir. 1950'lerde kurulduğu tahmin edilmektedir. Burada her türlü bilimsel araştırma yapılıyor. Öyle ki saflığı bozulmamış biyokütle maddelerinin birçoğu bu tesisten geçiyor. Black Mesa çalışanlarının çoğunun bu yere girmesi için bir takım sıkı güvenlik önlemleri aldığını göz önüne alacak olursak, burası için yüksek güvenlikli bir tesis diyebiliriz. Tesiste iki ana çalışan birim var. Bunlardan birincisi güvenlik görevlileri, ikincisi ise bilim adamları. Güvenlik görevlileri ateşli silahlar taşıyıp asayişi denetlerken bilim adamları her türlü bilimsel atılımı gerçekleştirmek üzere deneyler yapıyor. İki ayrı grupta kendi branşında çok başarılı insanlardan seçiliyor ve en kötü senaryo için eğitim görmüş oluyorlar. Black Mesa dışarıdan giriş ve çıkışlara kapalı olduğu için tüm birimler burada yaşamlarını sürdürüyor. Hatta bazı kişiler aileleriyle birlikte burada yaşıyor. Bu kompleks yangın, patlama veya buna benzer bir durum olduğunda kendini kapatıyor ve bu kapılar çok güçlü çeliklerden yapıldığı için açılması imkansız hale gelebiliyor. Dedim ya, yüksek güvenlik. Black Mesa o kadar büyük ki bu tesis kendi kendine yetebiliyor. Büyük bir bölümü yer altında bulunan bu tesisin kendine ait bir hidroelektrik barajı bile var. Kafeteryaları, çamaşır odaları, yüzme havuzu, kütüphanesi, fast food dükkanları, spor merkezleri, araştırma odaları, test bölgeleri, yüzlerce laboratuvar, fırlatma alanları, çok katlı otopark, nükleer ve konvansiyonel silah cephanelikleri, çölde bulunduğu için çok büyük bir atık su geri dönüştürme zamazingosu ve hepimizin bildiği dev bir elektrikli demiryolu taşıma ağı. Hatta bu tesisin kendine ait bir gazetesi bile bulunmaktadır. Black Mesa'nın 7 ana sektöre sahip olduğunun notunu da düşerek buralara biraz göz atalım. Sektör A. Burası tehlike kursu olarak bilinir. Bir sanal asistan yardımıyla güvenlik görevlilerinin ve bilim adamlarının eğitilmesinde görev alır. HEV suite'inin nasıl kullanılacağı hakkında da çeşitli eğitimlere tabi tutularak en profesyonel şekilde suite'i kontrol ettirmeye amaçlar. Ayrıca burada eğitim gören kişiler bilim adamları tarafından da izlenebiliyor. Sektör B, dev soğutucu rezervini içinde barındıran sektördür. Binlerce makineyi ve bilgisayarı soğutmak için soğutucunun depolandığı alan burasıdır. Sektör C, test bölgesi. Burası aslında her şeyin başladığı yer. Anormal malzeme laboratuvarının bulunduğu kısım da burada. Burada dev bir antikütle spektrometresi bulunmaktadır. Spektrometre, elde edilen saf yapıyı incelemek, ayırmak ve biyokimyasını araştırmak için geliştirilmiş bir teknolojik deha örneği. Sektör C'nin 3 ana seviyesinde de çalışır durumda olduğu için patlama gerçekleştiğinde her yer etkilenmiştir. Sektör D, idari ofislerin ve kafeteryaların bulunduğu kısım burasıdır. Bir yeri yönetmek için yönetim birimine ihtiyaç duyulur, bilirsiniz. Fakat ben burada bir yönetim göremiyorum. Nereye gittiler acaba? Sektör E, biyodom kompleksi diye adlandırılan bu kısımda yakalanan Zen uzaylıları ve o gezegene ait habitat yapay rekreasyonlarda inceleniyor, gözlemleniyor ve çeşitli araştırmalara tabi tutuluyordu. Yüksek irtifa fırlatma merkezi, malzeme taşımacılığının yapıldığı kısımlar da burada. Yük trenlerini hatırladınız değil mi? Ya da Gangar Tuayı. Hani şu mavi büyük yaratık. Ha işte o. Sektör F. Burası Lambda reaktörünün bulunduğu kısım. Çok gizli ışınlanma laboratuvarlarının saklandığı yer. Bilim adamlarının üzerinde titizlikle durduğu bu reaktöre, daha doğrusu ışınlanma çalışmalarının yürütüldüğü bu yere Lambda kompleksi deniyor. Tüm ışınlanma çalışmaları burada gerçekleşiyor. Zen'e açılan ve boyutlar arası bir portalı besleyen 4 seviyeden oluşuyor. Yani Zen gezegeni aslında ilk defa gördüğümüz bir yer değil. Sektör G, Dev Black Mesa tesisi adına gerekli enerjinin ve gücün sağlanması için oluşturulan kısım. Hidroelektrik santralinin bulunduğu bölge burada. Black Mesa içeride bulundurduğu birçok tehlike nedeniyle çeşitli ağır güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Yani bazı alanlar güvenlik ekipmanlarının kullanımını zorunlu kılmıştır. Çelik yelek ve kaskın dışında başka bir şey giyme zorunluluğu. HEV suit. Bu suit, Black Mesa'daki bilim adamları tarafından geliştirilen, tehlikeli maddelerin transferi sırasında giyilen, radyasyondan, enerji deşarjlarından, orantısız güç dalgalanmalarından koruyan bir zırh görevi görmektedir. Ölümcül yaralanmalara karşı korur ve üzerinize geçirdiğiniz anda sizi daha çevik ve daha güçlü bir insan haline getirir.
Gücünüz azaldığında HEV için geliştirilen şarj cihazlarında Suite'i şarj edebilmeniz devamlı bir güç döngüsü oluşmasında yardımcı olur. Bölüm 1. Amaçlar. Az önce sizlere Lambda reaktöründen bahsetmiştim. Buradan Black Mesa'da çalışan bilim adamlarının ışınlanma deneyleri üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Aslında onlar için tek önemli olan şeyin ışınlanma olduğunu da söyleyebiliriz. Işınlanma üzerine deneylerini iyice geliştiren bilim adamları zamanla bu işi geliştirerek boyutsal portal açabildiklerini fark ettiler. Lambda reaktör kompleksini bu yüzden kurdular. Portal açmak onlara her zaman aynı yerde durmanın saçmalık olduğunu ve farklı yerlere gidip yeni egzotik nesneler ve farklı yaşam formları keşfetmenin onlar ve insanlık adına daha yararlı olacağı düşüncesini getirdi. Ve yaptılar da. Black Mesa'da ışınlanma teknolojisinin kısa zamanda gelişmesinden sonra bilim adamları Zen adında bir yer keşfettiler. Zen'e gitmek için boyutsal portalları kullanıyorlardı. Burada bulunan yaşam formu onları çok cezbetti ve araştırmaya karar verdiler. Fakat Zen gezegeni hem çok tehlikeli hem de çok maliyetliydi. Portal açmak onlara pahalıya patlıyordu ve araştırmak için istedikleri şeyi almaya çalışırken Zen gezegeninde bulunan yaratıklarla çoğu zaman savaştıkları bile oluyordu. Bu uğurda çok can yandığını söylemek yalan olmaz. Zen gezegeni çeşitli boyutlarda ve şekillerde kristallere ev sahipliği yapıyordu. Black Mesa bilim adamları bu kristallerin teleportasyon teknolojisini geliştirmek için kullanmaya elverişli olduğunu fark ettiler. Artık savaş sadece kristaller için verilmeye başlanmıştı. İki taraf da bu kristaller için kan döküyordu. Zen gezegenine gittiğimizde HEV suitiyle ölmüş olan askerlerin cesetlerini görmemizin nedeni de budur. Black Mesa Zen'e kristal örnekleri toplaması için çok sayıda araştırma ekibi yolladı. Örnekleri dünyaya ulaştırmayı başardılar ve birçok teste tabi tuttular. Fakat bilim adamları araştırmaları sırasında her şeyi değiştirebilecek bir şey fark ettiler. Farklı bir kristal yapısı. Bu kristal diğerlerinden çok farklıydı. Kristal için en saf ve en kararsız örnek diyorlardı. Mutlaka araştırılması gerekiyordu. Bilim adamları bu maddeler sayesinde uzayda veya evrenler arasında dev solucan delikleri açabileceklerini, bir tünel veya kısa uzay yolu portalları oluşturabilecekleri teorilerini ortaya attılar. Bu işleri bilirsiniz. Ortaya teoriler atılır, konuşulur, tartışılır ve onu gerçekleştirmek için her şey feda edilir. Çünkü amaç budur. Farklı olanı ve bulunmayanı keşfetmek. Bilmediğimiz yoldan yürüyüp neler olacağını öğrenmek. Eğer bu kristali kullanabilmeyi başarabilirlerse ışınlanmalar çok daha basit ve daha az maliyetli hale gelebilirdi. Muazzam makinelerde muazzam güç kullanmak yerine daha az enerjiyle istedikleri gibi ışınlanabileceklerdi. Bölüm 2. Kader. Test odasında ve bütün Black Mesa'da gerginlik hakim. Çünkü kimse yapacakları işlemin sonucunda ne olacağını kestiremiyor. Aslında yapacakları şey basit. Kristali incelemek için spektrometreye koymak, atomların moleküllerinin kütle konsantrasyonunu ölçmek için kimyasal bileşimlerini analiz etmek ve kristalin içindeki gücü kullanmaya başlamak. Aslında o gün EP0021 numaralı örneği kullanmaları gerekirken karar değiştirip GG3883 numaralı yani en saf diye adlandırdıkları kristali kullanmaya karar veriyorlar. Prosedür kural dışı gerçekleştiği için üzerini kapatıyorlar. Son derece kararsız kalıp tereddüde düşseler de vazgeçmiyorlar. Bu arada bir maddeyi analiz etme işlemi bu araba vasıtasıyla gerçekleşiyor. Test laboratuvarında bir kişi bulunabiliyor ve HEV suite'i giyme zorunluluğu taşıyor. O kişinin yapması gereken tek şey arabayı antikütle spektrometresinin içine itmek oluyor. Tüm testler tamamlanıyor, ayarlamalar yapılıyor ve süreç başlıyor. Herkes yerini alıyor fakat o da ne? Halen gelmeyen biri var. Sanırım geç kalmış. Birinin o taşı makineye itmesi gerekecek. Kovmasalar bari. Bölüm 3. Gordon Freeman. Gordon Freeman aslında bir teorik fizikçi. Yani bir bilim insanı. Washington'da yaşayan kendi halinde biri. MIT mezunu. Kuantum mekaniği, görelilik kuramı gibi konulara yoğun ilgi duyuyor ve bu alanlarda kendini geliştiriyor. Doktorasını da bu alanlarda yaptığını söyleyebiliriz. MIT'den mezun olduktan sonra Avusturya'ya gidip Deneysel Fizik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ışınlanma deneylerini gözlemliyor. Fakat akademideki deneyler ve teleportasyon denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca burada ekmek yok deyip eğitim sektörü dışında bir iş aramaya koyuluyor. İleriki zamanlarda Gordon'un MIT'den yakın hocalarından biri Dr. Isaac, devlete ait Black Mesa tesisinde araştırma projesi sorumluluğunu üstleniyor ve Freeman ile iletişime geçip ona iş teklif ediyor.
kendine bir finansman bulan ve bundan sonra astrofizik ve kuantum konularında daha net çalışmalar yapabileceğini düşünen Freeman, teklifi kabul edip Black Mesa'da çalışmaya başlıyor. Fakat o kadar okul bitirip kariyer yaptıktan sonra Freeman'ın planları pek de istediği gibi gitmiyor. Nükleer atom altı kuantum araştırmaları ve anormal malzemeler departmanına atanan Freeman'ın laboratuvar çalışması bir düğmeye basmak, çıkan prizi yerine takmak veya bir araba itmekten ibaret oluyor. Bilirsiniz, bazı teknik konularda tecrübe gerekmez. Günlerden 16 Mayıs saat 8.47. Freeman işe 30 dakika gecikiyor. Güvenlik kartını kullanarak Black Mesa tesisine giriyor. Sıkıcı bir demiryolu tramvay hattı yolculuğundan sonra Barney ile karşılaşıyor. Kısa bir selamlaşmanın ardından Freeman içeri giriyor ve büyük bir ekibin test odasında olduğu çağrısını alıyor. Hev suitini giydikten sonra büyük çelik kapılardan geçip spektrometrinin olduğu test odasına giriş yapıyor. Gerginlik halen had safhada. Freeman içeride ve kapılar kilitlenmiş durumda. Bilim adamı içerideki mikrofondan bir şeyler söylüyor. Sıradan protokoller işte. Ne olacak ki sanki? Biraz sonra yerden asansörle malzeme işleyicisi tarafından tutulan kristal örneği çıkıyor. Bilim adamları spektrometreyi çalıştırıyor ve yeterli gücü eriştiğinde Freeman'dan arabayı ileri doğru itmesini istiyorlar. Freeman arabayı ileri doğru itiyor. Bölüm 4. Beklenmeyen. Freeman'a göre her nesnenin belirli bir rezonansı bulunuyor. Doğru frekans belirlenen enerji formlarıyla birleştiğinde rezonansa giriyor ve titreşimlerin genliği o açıda büyüyor. Zendeki kristaller gibiler belirli bir eşiğin ötesinde, yani başka bir boyutta olduğu için rezonansları çok daha güçlü olabiliyor ve bu da boyutlar arası çatlaklar veya portal yarıkları oluşabilecekleri anlamına geliyor. Bu çatlaklar sadece var olan dünyada değil, tüm evrende yankı uyandırıyor. Yani etkisi evrensel oluyor. Buna rezonans kaskadı adını vermişler. Freeman kristali spektrometreye koyduktan sonra kristal çok uzak bir bölgenin rezonansına girdiği için spektrometre Zen gezegeniyle arasında portallar oluşturdu ve dünyaya gelişi kolaylaştırdı. Rezonans kaskadı Black Mesa ile Zen gezegeni arasında agresif bir sürtüşmeye sebep oldu. Zen'de bulunan yaratıklar Black Mesa'ya saldırmaya başladı. Önlerine çıkan her şeyi parçalayıp öldürmek için Black Mesa'ya geldiler. Patlamadan sonra güç emilimi yüzünden tüm iletişim ağlarının kesildiğini söyleyen bilim adamı, Freeman'a yüzeye çıkıp yardım araması gerektiğini söyler. Telefonların ve iletişim aygıtlarının tekrar çalışmasını sağlamak için Freeman yüzeye doğru yola koyulmaya başlar. Asansörlerin ve diğer taşıma cihazlarının artık çalışmayacak halde olduğunu gören Freeman, şansını merdivenlerde dener. Yerde bulduğu levye yardımıyla kapılardan geçerek savaşmaya başlar. Ofis bölümüne kadar ulaşan Freeman, orada kendilerini kurtarmayı başaran birkaç bilim adamından ordunun, yani Hücu askerlerinin tesiste sıkışıp kalan insanları kurtarmak için geldiğini söylediğini duyar ve orduya ulaşmaya çalışır. Amacı onlara katılıp buradaki insanları kurtarmaktır. Yanlış bilinen bir şey var. Hücu askerleri Black Mesa'daki insanlar için gelmişti, doğru. Fakat insanları kurtarmak için değil, öldürmek için. Faciadan sonra devlet olaya el atmıştı ve askerlere bu işe bulaşan herkesi öldürme emrini vermişti. Amaçları bu işi medyaya ve dünyaya duyurmadan herkesi ve her şeyi temizlemekti. Hücu askerleri hem uzaylıları hem de insanları öldürüyordu. Bilim adamlarını öldüren askerleri gören Freeman olan bitenin farkına vardı ve artık tek değil iki düşmanla savaşmaya başladı. Yüzeye bir şekilde ulaşmayı başaran Freeman tesisin Hücu askerleri tarafından ele geçirildiğini gördü. Ağır bombardıman altında olması sebebiyle tekrar aşağı inmek zorunda kaldı. İşler iyice sarpa sarmaya başlamıştı. Freeman bir yandan uzaylılarla savaşırken bir yandan da devletin gönderdiği Hücu askerleriyle baş etmek zorunda kalmıştı. İlerleyen zamanlarda Freeman karşılaştığı bir bilim adamından tesisin diğer ucundaki Lambda ekibinin hayatta kalan üyelerinin boyutsal yarığı kapatabileceğini öğrendi. Rezonans kaskadının etkilerini tersine çevirebilmek için yüksek irtifa fırlatma merkezine gidip roketi uzaya fırlatması gerekiyordu.
Bu sırada Zen gezegeninden gelen uzaylı istilası iyice artmış ve Hejo askerleri bu savaşta yenik düşmüştü. Herkesi öldürmek için gelen Hejo askerlerinin tek derdi artık canlarını kurtarmak olmuştu. Tüm canlılara ölüm naraları atan askerler canını seven kaçsın moduna girmişti. Askerlerin bu işte başarısız olduğunu gören Devlet Bey bir sonraki hamlesini Black Ops askerlerinden yana kullanmıştı. Bu askerler özel siyah bir kostüm giyiyordu ve son derece iyi eğitilmişlerdi. Hükümet adına çalışan büyük bir ajan topluluğuydu. İsimlerinden tehlikeli temizleyiciler diye bahsedildiği de olmuştur. Onlara verilen görev ise Hejo askerleri de dahil olmak üzere tüm canlıları yok etmek ve termonükleer silah kullanarak Black Mesa'yı haritadan silmekti. Evet, görevleri Black Mesa'ya bir nükleer atom silahı yerleştirmek ve her şeyi yerle bir etmek. Biz oyunda sadece kadın Black Ops ajanları gördük fakat erkekler de bu gruba dahil. Önlerine çıkan her şeyi temizleyen Black Ops ajanlarının karşısında Freeman vardı. Fakat onlar bunun halen farkında değildi. Freeman roketi uzaya yolladıktan sonra bunun bir çözüm olmadığını anlar ve bilim adamlarıyla aynı görüşü paylaşır. Ters giden bir şeyler vardır ve bulmaya çalışırlar. Yarıklar ve portallar halen açılmaya devam ediyor ve sürüyle Zen uzaylıları dünyaya akın ediyor. Bilim adamları Freeman'a daha önceden fırlattığı uydunun bir işe yaramadığını ve rezonans kaskadının etkilerinin bir türlü tersine çevrilemediğini, diğer tarafta son derece güçlü bir varlığın dünyalar arasındaki boşluğu bir şekilde açık tuttuğunu ve Zen'e gidip o yaratığı bulduktan sonra öldürmesi gerektiğini söylerler. Gordon bunu yapabilmek için Lambda kompleksindeki ışınlanma odasına gitmeyi başarır ve üzerine alabildiği kadar silah ve cephane aldıktan sonra bilim adamının da yardımıyla Zen'e açılan portala girer. Freeman Zen'e ışınlandıktan sonra burada hev suiti giymiş bazı araştırmacıların ölmüş bedenlerini görür. Levesini daha sıkı kavrayan Freeman küçük Zen gezegeninde hava kütlesinin ve uzun atlama modülünün de yardımıyla oradan oraya zıplayarak Nihalant'a giden portalı aramaya başlar. Zaten telepatik yollarla Freeman'ı çağıran Nihalant onu korkutmaya çalışmaktadır. Çeşitli dev yaratıklarla karşılaşan Freeman işinin kolay olmadığını anlamıştır. Bu yaratıklardan biri de Gonark'tır. Gonark, headcrab'ların yani insanların kafasını atlayıp onları zombiye dönüştüren dört bacaklı yaratıkların annesidir. Bacakların arasından sarkan bedenini diğer oyunlardan tanıyacaksınız. Fakat şimdilik oralara girmek istemiyorum. Her neyse, Gonark'ı yendikten sonra portalı aramaya devam eden Freeman istediğini bulur ve dev yaratığın mekanına ışınlanır. Artık her şey bitecektir. Ya da öyle midir? Nihalant daha küçük bir gövdenin üzerinde büyük bir kafası olan anormal orantılara sahip farklı bir yaratıktır. Küçük bacaklarının ortasında sanki bir makineden çıkarılmış izlenimini veren farklı bir yapı bulunmaktadır. Havada durmasını sağlayan cihaz belki de budur. Üçüncü kolunun altında cerrahi bir yara izi görüyoruz. Bedeninin çeşitli yerlerinde yırtıklar bulunan Nihalant'ın bir proje olduğu izlenimi gittikçe güçleşiyor. Ayrıca köleleştirilmişler tarafından giyilen kelepçeleri de görmemek çok zor. Nihalant hafife alınmayacak kadar güçlü bir yaratık. Portalları devamlı olarak açık tutmasının sebebi insanlara olan öfkesi. Çünkü Zen gezegeninden devamlı olarak getirilen kristal aslında onun gücünü aldığı şey. Evet, Nihalant gücünü Zen kristallerinden alıyor ve onlara ihtiyaç duyuyor. Hatta Nihalant'ın bir yerde Freeman'a şu kelimeleri söylediğini işitmişsinizdir. Nihalant bu olaylardan çok önce boyutlar arası bir imparatorluğun sahibi olan Combine'ın esiriydi. Combine ele geçirdiği esirlerin dünyalarını işgal eden ve işine yarayacak yaratıkları esiri haline getiren çok güçlü bir yaratık. Ordusu bırakın dünyaları evren büyüklüğünde olabilir. Dedim ya, evrenin hakimiyetini üstlenmiş bir isim. Combine'ın konusu çok ayrı olduğu için fazla yer veremeyeceğim ama gittiği her yere acımasızlık ve korku götürdüğünü bilmemiz bizim için şimdilik yeterli. Her neyse. Nihalant türünün son örneğiydi ve kendi askerlerinin yok olmasına izin vermedi. Nihalant bir şekilde portal açmayı başardı ve diğer başka esirlerle birlikte Zen gezegenine kaçtılar. Zen onlar için farklı bir ekosistem demekti ama yine de hayatta kalmayı başardılar. Fakat Nihalant yaşadıklarından hiç ders çıkarmadı. Güçlü bir yaratık olduğu için diğer esirleri bastırabiliyordu ve onları esiri haline getirdi. Bir esirken kaçtı ve başkalarını esir haline getirdi. Combine'ın kurbanlarından biri olması hiçbir şeyi değiştirmemişti. Combine'ın kurbanlarından başka bir tür ise Vortigaunt'lardı.
Nihalant'la birlikte oldukları için Nihalant onları da esiri haline getirmişti. Vortigaunt'ların ışınlanma konusunda deneyimli olduklarının da notunu düşelim. Onları diğer oyunda farklı bir konumda göreceğimiz için şimdiden söylemek istedim. Black Mesa'daki rezonans çağlayan olayından sonra portal yırtıklarını fark eden Nihalant bu durumu avantaja çevirmek istedi ve dünyaya bir portal açarak tüm askerlerini, daha doğrusu esirlerini dünyaya yollamaya başladı. Amacı zen yaratıklarının türlerini genişletip insanları yok edip dünyayı hakimiyeti altına almaktı. Dünyayı yeni bir sığınak olarak görüyordu. Ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Gordon Freeman adında hev suiti giymiş bir fizikçi onun için gelmişti. Nihalant'ın çevresinde bulunan zen kristallerinden güç aldığını anlayan Freeman önce kristalleri yok etti ve Nihalant'ın gücünü azaltmış oldu. Savunmasız kalan Nihalant'ın beyninin çevresi çiçek gibi açıldı. Freeman son darbeyi vurmak için havaya zıpladı ve hamlesini yaptı. Nihalant'ın gücü bitmişti ve artık ölüyordu. Patlamalar eşliğinde Nihalant hiçliğe gömülürken her yer birden karardı. Freeman gözlerini açtığında takım elbise giymiş bir adamın karşısında duruyordu ve adam Freeman'a şunları söyledi. Gordon Freeman in the flesh. Or rather in the hazard suit. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, Zen, is in our control. For the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man. So I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Time to choose. Well, it looks like we won't be working together. No regrets, Mr. Freeman.